program Ekor Un Ürünleri Limited Şirketi sponsorluğuyla gerçekleştirilmiştir. İyi seyirler. Limassol'lu, 50'de dünyaya gelmişim annemin eline göre. Efendim, Limassol'da tabii ki herkes gibi hayatını, gençliğimizi geçirdik ve 1966-67'de Kareler Kurumu'nda solistliğe başladım. Annem Zeki Cavit, tanınan terzilerden, Biskobu'da. Babam Cavit Sadık. Maalesef 63'lerde kayıptır ve hala daha bir şeyimiz yoktur. Ben çocukluğumu ızdırap içinde geçirdim. Tabii ki baba eksikliği falan şu bu diye. Başka neler söyleyeyim? Futbol seviyordum. Futbol oynuyorduk. Deniz, dalma, balık avlama. İnanacağın ne varsa hepsini yapıyorduk. Şimdi gençliğim böyle geçti. Tabii ki kardeşim benden büyük olduğu için İzzet Cavit diye güzel bir futbolcu. Şimdi kardeşim sessiz biri olduğu için kusura kalmasın, unutmuşum. Ama tabii ki bir kardeşim var. Başka kardeşim yok maalesef. Keşke olsaydı. Kardeşim Norveç'te yaşıyor. Ben şu anda şimdi atlamayayım da Dervişizli'nin dediği gibi sıra sıra gidelim. Limassol'da şey ettim, büyüdüm. Karelere ne zaman gireceğimi bilmiyorum da Kerimit Mahallesi yanında kalıyordum. Arkadaşlarım, birçok arkadaşlarım, bütün Lemos'un arkadaşlarımdı. Arkadaşlarımdan yine Taner Yalçın, efendim Hakkı Kale,
birçokları Yılmaz Müderrisoğlu şimdi. Müderrisoğlu oğlu. Başka kimler varmış? Şimdi unutacağım da ondan sonra bir şey etmenin diye, söylemenin diye. Sait Köprülü. Bunlar arkadaşlarımla yani bir çok arkadaşlarım var ama kusura kalmasınlar. Şu anda aklıma geliyor. Gelmiyor. Geldiği zaman tek tek çıkarırım ara sıra. Efendim 19 Mayıs sitesini bitirdim. Zorla tabii. Çünkü eğlence ve şarkı, bir de İngiliz kızlarının şeyiydi o zaman. Pardon, Avrupa kızlarının yeriydi limasol. O kızlar yüzünden liseyi çok zor bitirdim. Sağ olsun bazı arkadaşların yardımıyla bitirdik. İlkokulu hatırlamıyorum. Var şey olarak, sıma olarak aklımda. Mesela benim ortaokul ve lisede en çok aklımda kalan beden öğretmeni, tamam mı? Önder, Üner, hocalarım, başka Hasan Suat. Yani ben iyi hocalara söylüyorum. Tabii böyle biraz mızır bize dayak atan çoklar var. Sayın Allah rahmetin içinde yatsın, Çaydamlı müdürümüz Tahir Madir, Allah rahmet içinde, Allah rahmet versin. O adama çok çektirdim ama o da bana çektirdi sonunda. Başka kimler vardı? Hatırlamıyorum yani. Şimdi yorulama beni. Zaman geçti. Yavaş yavaş yaşayayım. Aklıma geliyor. Ben dediğim gibi bütün derdim İngiliz kızlar olduğu için o zaman da yeni Beatles'lar çıkmıştı. Bunların şarkılarını ben kışlada kendi başıma ben söylüyordum. Yani kendi kendime veya arkadaşları güldürmek için. Ve aynı kışlada Mustafa Akıncı, Cuma Cenker, Hüseyin Cenker, Hüseyin Cuma'yı da Cenker. Bunlar gülerek böyle dedi, Mehmet dedi bir gün dedi, sen de gel bizimle söyle. Dedim ne de söyleyeyim. Ya dedi bir orkestra kurduk diyor. Onda ya dedim vazgeç, şaka mı diyorsun? Ve yani yardım ettiler, sağ olsunlar yardım ettiler ve söylemeye başladık. Birinci konser Şahin Sineması. Efendim arkadaşlar biliyor ki Mehmet, bir de söyleyeyim, o zaman bana Deli Mehmet derlerdi. Yani çok mızırdım. Efendim şeyde, Şahin Sineması'nda konser vereceğiz. Konser başladı. Bak oradan Taner Yalçın bana şey yapıyor. Arkadaşlar şimdi beni güldürmeye çalışıyor, neyse. Konser yaptık. Beğenmediler. Şimdi o zaman sanırım bir şey yoktu. Seçme şeyleri yoktu. Çünkü biz başlattık ilk olarak. İyi fena kabul etti bizi halk. Niye? Maçlara gidiyorduk. Maçlardan başka bir şey yok. Bizim grup kurulunca kareler park kasinosunda ve halka ve oradaki İngilizlere hitap etmek için kurulmuş, organize edilmiş bir şeydi. Tabii benim bundan haberim yoktu. Tek haberim oldu. Bir gün Mustafa Akıncı, Hüseyin Cuma, tamam mı? geldi. Ben kışla şey diyordum. Bazen içinde şarkı söylüyordum. Dedi Mehmet, bizim Türkçe söyleyen şarkımız var, şarkıcımız var ama İngilizce söyleyen yok. Gel bir dene. Ben de gittim ve o kareleri, bu sebepten karelere İngilizce şarkı söyleyen bir solist olarak girdim. Ve karelerin bütün şeyi, umudu, bütün yaptıkları gaye, tamam mı? Oradaki halkımıza, ızdırap çeken halkımıza bir neşe, bir ruh vermek içindi. Ve başardık. Çok zorla şey oldu, başardık. Hatta İngilizler bile gelip orada paralarını verip içerlerdi. O paralara tabii ya teşkilatımızı, ya silah alırdı ve eksik şeylerimizi tamamlardı. Dedi, benim şimdiye kadar yani hakikaten unutmayacağım bir şey varsa, bir Mehmet Cevit olarak, bir şehit evlat olarak hiç olmasa vatanıma şu kadar bir şeyim geçti. Yani o bakımdan çok çok sevinçliyim. Kareler kuruldu. Tabii kareler nasıl kuruldu anlatmıştım. Karelere gelen elemanlar. İlk başladığında başlayalım. Bateri Hüseyin Cenker. Ritim gitar Mustafa Akıncı, solist gitar Şener Asım ve Fikret Hoca org. Tabii ki Hüseyin Cenker doktorluk için
Türkiye'ye gittiği zaman arkasından da Mustafa Akıncı gittiler. Onları yeri doldurmak lazım. O zaman çok kıymetli bir eleman Taner Yalçın'ı aldılar. Bateriye Güner Japon dediğimiz tamam mı? Güner Hüseyin diye söyleyelim de tanıyan olursa o alındı. Ve bu gelen yeni bir temiz kan, yeni genç bir kanla müziğimiz değişti. O zaman İngilizcenin şeyini aldık, zorunu. Eskiden diyelim ki biz de söylüyorduk. Rolling Stone'a bağlandık. Rolling Stone bitti mi? Led Zeppelin'e başladık. Yani bu her gelen eleman bu karelere bir oksijen getiriyordu. Oksijen geldi demiştim ve bu oksijen karelerin bu zamana kadar konuşulması ve anılmasına yardımcı oldu. Taner Yalçın olsun, yani bilhassa bateri olarak Japon, bizim Güner, muazzam bir teknik getirdi. Bu tekniği de yavaş yavaş ilerlettik. Ben bile Beatles seçtiğim şarkılar, İngilizce şarkılar değişmeye başladı. Yeni bir müzik başlamıştı. Soul müzik. Hiç duymadığımız, içe bir duygu veren zencilerin Amerika'da çektikleri bu acı hayatlarını yapılan bir müzikti. Söylenen şarkılar içten, ben hayran oldum. Tabii ki onları söylemek her soliste bir şey değildir. Söylemeye çalıştık şöyle böyle ama müziğimi ilerletti. Müziğimizi ilerletti. Ondan sonra sağdan soldan, Buff diyelim, Lefkoşa diyelim, bir çağrı oldu. Tabii ki o zamanlar vardı, Gürgeller vardı, Damlalar vardı onlar ama bir değiş tokuş oldu. Onlar bize geliyor, biz onlara gidiyorduk ki halk aynı şeyi dinlemesin diye. Mağusa'daki grup başka bir şekilde yapıyordu. Lefkoşa'daki başka bir şekilde yapıyordu. Limasol'daki başka bir şekilde. Bunlar bir araya geldiği zaman nasıl böyle bir çorbanın içerisine şekeri az koyuyorsun veya biberi, artık size bakarım o şeyi. Muazzam bir şey. Ben bunun tadına tattım yani, sadece söyleyeyim. Efendim bu da oldu. Ben 68'e kadar söyledim. Ondan sonra tabii ki her genç gibi İngiltere'de daha iyi kızlar var diye, yani okuma zaten yoktu. Çektik İngiltere'ye. 3 sene İngiltere'de kaldık şöyle böyle. Ara sıra publarda bir şeyler söylüyordum. Orada hanımımı tanıdım. Hanım da Fransız. Genç, yani genç dediğim, ben de gencim ama benden 2-3 yaş daha küçük. 2-3 sene beraber olduk ama benim niyetim ciddi değildi. Çektim geri Kıbrıs'a. Kıbrıs'tan kalktım, tekrar zavallı rahmetli anneme okuyacağım diye Ankara'ya dedim. Yalan. Ankara'da bir de haber geldi, şimdiki hanımım geliyorum Mehmet diye. Aman dedim, yandım. Yani seviyordum ama genç olduğu için evlenmeye niyetim yoktu. Döndük tekrar Kıbrıs'a. Zavallı kız hiç unutmam, Ankara'ya geldi. Ankara'da Sayın Doktor Celal falan filan arkadaşlarımdı bunlar. Onlar nişanlanırlar, aldılar. Arabaya bindirdiler Kıbrıs'a. Ne yapalım şimdiye kadar? Hiç Mehmet'e bu kadar yüz gösteren bir şey, yani bakan bir kız yoktu. Bu kızın özelliği, arkadaşlar bu yeni için söylüyorum, çorabımı yıkardı, yemeğimi yapardı. Tamam mı? Yani bazı birçok Türk hanımlarının yaptığı gibi. Bir de sevgisi vardı ki sonsuz. Efendim dedik, hadi Mehmet'im. Dedi bana, nereye gidelim? Londra'ya mı? Yok ya, sandım dedim. İstersen Fransa'ya gidelim. Fransa benim için nedir? Eiffel Kulesi, tamam mı? Mollerler, mollerler, parfüm falan filan. Dedik gidelim kızım. Gittik Fransa'ya. Ah dervişim. Ben Paris'i beklerken köyüne gittim. Meğermiş bunların köyleri de varmış. Gittik kardeş. O zaman dedim ki, demek biz Kıbrıs'ta Mesut'ta haberimiz yok. Çünkü biliyorsunuz Fransızlar televizyonda gösterdikleri zaman
moda, parfüm, şanzelize, değil mi? Ya. İnek, buğday, tamam mı? Ve içki. Ben bunları yaşadım. Şimdi Fransızlara taş atacak değilim. Hakikaten bu konuyu uzun zaman konuşabilirim. Pardon. Fransızlarda bulduğum tek şey Akdeniz hospitality. Yani İngilizlerden ayrı. İngilizler biraz soğuktur. Fransızlar çok daha sıcak. İtalyan gibi. Akdeniz şeyi var. Kanı. Efendim şimdi Fransa'ya geldik. Tabii ki bir Fransızca kelimemiz yok. Ne yapacağız? Allah'tan tabii ki hanım İngilizce konuşuyor. Onunla çataputa o konuşuyoruz. Dedik ki işe girelim. Evlendik tabii ki işe gireceğiz. Her aile başı gibi çalışacağız. Aileyi geçireceğiz. Miş miş miş. Girdik işe. Güzel ama usanıyorum. Paris olsa çıkar gidersin diye. Usanıyorum, ne yapacağım? Benim hayatta en yani başarı yaptığım ve sevdiğim, başarı demeyeyim, sevdiğim iki şey vardı. Üç diyelim. Balık, futbol ve şarkı. Balığı vazgeç. Gittiğim yerde hep göl, soğuk, ayağımın ve dokunma. Geldik futbola. İlk futboldan başladım. Çünkü ben eskiden bilenler için söyleyeyim. Türk Ocağı'nda oynuyordum. Yani birkaç kere oynadım. Ve 19 Mayıs takımında iyi günler geçirdik. Takım da fena değildi. Şimdi gelelim, şimdi kaybetmemek için, Derviş Bey'in söylediği gibi. Şimdi gelelim, müziğe nasıl başladık? Şimdi müziğe başlama şeyimi söylüyorum. Bir gün böyle kaldığım yer Girne'den biraz daha küçük bir kasaba şeklinde. Bir gün böyle bu çarşı dediğimiz yerden geçiyoruz. Müzik satan bir yer. Müzik dükkanı. Orada tabii ki hanım Fransız olduğu için bak diyor Mehmet burada diyor bir ilan vermişler. Solist arıyorlar. Öyle mi? Dedim tamam güzel. Ama dedim ben Fransızca bilmiyorum ki. Hanım diyor ki bilmiyorum. Bak burada telefon numarası var. İstersen bir telefon açayım. Aç. Bir telefon açtı. Tabii ki o zaman Fransızca benim için Arapçaydı. Vadele valele. Neyse. Randevu aldılar. Eve geldiler. Bir gitarla. Evet. Baterici ve solist. Şey gitar. Efendim. Ne biliyorsun dedi. Şu falan, şu şarkıyı Fransızca dedim bak. Telefonda hanım dedi ben Fransızca bilmiyorum. İstersen dedim ben yani rock and roll ve İngilizce. Biraz bilgileri vardı inanmayacaksınız. Fransızların rock and roll'dan haberleri yok. Çünkü onların birçok tanınmış şarkıcıları bugün bile bizim bildiğimiz The House of the Rising Sun'ı Fransızca söylüyorlar. Mesela izledim. Diyelim ki al tanınan bir şarkı. The House of the Rising Sun, Animals. There is a house in New Orleans, they call the Rising Sun. Okay, Fransızcası. La Porte de Politancier. Ne ilgisi var? Yani Fransızlar bu kültürle büyüdü. Yani şeyin şarkıyı alıp bunlar Fransızca çeviriyor. Rock and roll Fransızca çok acayip bir şeydi o zaman. Buna dedim ki bak, benim bildiğim şu var, şu var, şu var. Dedi, siz bize idare edin, beraber girelim. Tamam dedim. Çocuk dedi, sen gitar çalar mısın? Ben hayatımda gitar çalmadım. Yalnız Taner Yalçın'ın çaldığım Summertime, meşhur bir Summertime şarkısıyla ellerine bakıyordum ve akorun do mu re mi hiç bilmem. Ama bizde yani kulak vardı. Kulak ve istek vardı o zaman. Yani bir hınç vardı ki yani muhakkak niye İngiliz bunu yapıyor, biz yapamıyoruz diye. Koskoca gavura o zaman şey tutuyorduk da, niye bir İngiliz söyler de bir söyleyemeyiz diye, o hırs vardı bize. Efendim, verdim ben gitar derim, bilirim. Tabii ki çaktırmadan. Beni bilenler bilir. Aldım şeyi, Summertime'ı. Üç akor. Bildiğim gibi, there is a house in New Orleans, they call... Yok, bu şey. Summertime and the living is easy. Bu güzel. Şimdi rock'n'roll'u nasıl söyleyeceğim? Aynı akorlarla Summertime
That's living is easy. Aynı akorlar. O 3-4 şarkı söyledim aynı şeyde. Aynı akorlarla. Bunlar bilmiyorlar ya. Güzel güzel dediler. Birinci şeyi kazandık. Yarın o bir gün gel çalışmaya şu ya buna. O zaman çok ilginç bir şey. Bunu Fransa'da gördüm. Fransızların bal, bal dedikleri bir organize var. Yani izah edeyim. Köylerde her cumartesi bir grup, onların grupları da hep dans. Dans yani tango, vals ve onların şey popüler şarkıları. Gruplar onlar çalardı. İlk defa ben gittim de onlara 2-3 rock'n'roll söyledim. Böyle bakıyorlar. Acaba yanlış mı söyledik ya? Benim söylediğim şarkıları onlar Fransızca'dan çaldım zannediyorlar. Aslında tersi. Neyse yavaş yavaş ondan sonra gittiğimiz yere Mehmet falan filan bir şeyler yaptık işte. Yani fazla şey girmeyeyim, övmeyeyim. Tamam mı? Aslında övmem lazım ama övmeyeyim. Ondan sonra ne oldu? Bu grupla ben bir CD yaptım. CD dediğim iki tane şeyim var, bestem var. Onu herhalde dervişim onu size şey der, iletir, dinlersiniz. Ha. Memory. Bu grubun ismi Memory'di. Memory'den niye ayrıldım? Onu da söyleyeyim. Memory'den, buyurun. Memory'den ayrılmamın sebebi, ben bu grubu Kıbrıs'a getirip, onlara Türkçe şarkı öğretip de burada bir değişik bir şey yapmaktı. Benim hayalim buydu. Efendim Kıbrıs, dedi Kıbrıs'a gideceğiz. Aa, güzel güzel falan filan hepsi tamam. Gün geldi, arkadaşlar gidiyoruz. Aman garım kaçtı. O birbirine ne yaptı, o birbirine ne yaptı. Dedim boş ver, bunlar da iş yok. Bunlar da iş yok. Bıraktım grubu. Bıraktım grubu böyle bir 3-4 ay söylemedim. Arada Rock and Folk diye bir mecmua vardı. O mecmuada bir anons var. Yine şarkıcılar var ama Paris'te. Benim de Paris'in arasında kaldığım yerde 250 kilometre. Nasıl yapacağız? O zaman da o hızlı tren yoktu. Neyse benim bir 4-3 tekerlekli arabam diyeyim. Çakır çukur gittik oraya. Şeyden geçtik. Ne dersin Türkçe sorun ya? Yarışma oldu. Yarışma gibi. Hayatımda ilk defa bu kadar bir aletin, müzik aletinin bir hani bir yerde olduğunu gördüm. Hayatımda ilk defa. Adamlar profesyonel. Neyse. Davul çifti, gitar çifti, bilmem ne çifti, hepsi çifti. Ampliler, 5 metre. 5 metre ya kale gibi. Ben arada kaldım. Nasıl yarışma oluyor? Demiyor sana falanca şarkı söyle. Dedi ki, biz başlayacağız, sen gir. Allah'tan da sevdiğim şeye başarılar. Tam işim. Zaten atma, aşetme, tutma benim işimdir. Zaten Fransızlar İngilizce bilmez. Dedim tamam, ne kazandın? Girdik biz şöyle alttan üstüne girdik. Okey, dedim iyi mi? Biz sana telefon ederiz. Merci beaucoup. Gittik. Bir hafta geçmedi. Alo. Ama şimdi Mehmet dersek güleller. Her Mehmetlerinde gülerlerdi. Ya esas ismin ne? Mehmet için çocukları güldüren bir isimdi orada. İsmin ne? Mehmet ya. Senin ismin David. Alo. Al Mehmet'i David yap şimdi. Ona tamam. David diyor şey. Seni seçtik. Dedim, şaka mı ediyorsunuz? Evet dedi. Tam da hanım hamileydi, doğuracak falan filan derken gideyim mi gitmeyeyim mi? Bak, bir ay yaptığım şeye bak, bir ay haftada iki kere o Paris'in yolunu gittim geldim. Bunların niyeti yani stilleri bilenler için foreigner. Foreigner ve Eagles şeklinde. Bak, daha çok foreigner. O stilde güzel, en sevdiğim benim müzik şekli. Bir ay söyledim, ondan sonra ya, dünya turuna çıkacakmışım. Tamam, garaya kim bakacak, çocuğa kim bakacak? Baktım ki iş ciddiye geliyor. Tamam mı? Benim işte en şey tarafım ciddiye gel demiş, ben çekilirim. Ciddiye bilmeyeceğiz, biz her zaman bırakırım. Çünkü niye? Tembel adamım yani. Asıl kendimi özet değilim.
futboldaydı. Futbolda profesyonel şeyine geçme şansım oldu. Ne demek bu biliyor musun? Profesyonel olduğun zaman haftada 3 kere antrenman koşacaksın, koşacaksın. Yok kardeş, çekildik. Onu da kaybettik. Müzik aynı. Şimdi geliyorum ikinci grubuma. Toxic Lovers. Önce dinleyeceğiniz 3 parça var ya, bu grubun şeyidir, parçalarıdır. Son ikinci de Memory. Ve bu Toxic Lovers grubum çok ilginç bir şeyle oldu. O zaman ben bir restoran açmıştım, Cyprus diye, küçük yerde. Ve Kıbrıs meze, döner kebap falan filan, o biçimde. Çok güzel çalışıyordum çünkü bana gelen müşterinin çoğu müzikçiydi, oradaki müzikçiler. Zaten başka şey yoktu, eğer gelecek olsan dükkanıma gitarla geleceksin. Benim şartım buydu. Gelirlerdi, yerlerdi, paracıklarını verirdi. Ben de bitirdim işimi şeyde kitchen'da. Hadi oğlum çıkarın gitarları. Çıkarlar gitarları o zaman ya viskiye benden masaya. Hem söylerdi hem de oraya gelen müşteriler bedava müzik şeyleri dinlerdi. Muazzam bir sistem yapmıştım. Bir gün kapımı, demin kapımı, restoranın kapısından bir çocuk girdi. Başında bir şapka, kısa boylu, mavi gözlü, İtalyan bozması gibi bir şey. Çocuk geldi diyor ki, affedersiniz diyor, restoransında diyor gelip de gitar çalabilir miyim? Dedim tabii ki ya. Ama dedim benim sana verecek şeyim yok. Ben diyor senden bir şey istemiyorum. Ben diyor şapkayla gidip müşterilerden 3-5 kuruş vereceğim. Dedim tamam. İnanamayacağım kardeşim. Çıkarttı gitarı. Bu ismi Guido Zatilla diye bir çocuk. Başladı şeye, bu caz manuş. Gypsy King'le ilgisi yok. Caz manuş şey yapıyor. Cazdır ama şey, çingene cazı. Gypsy King'ler başladı, o İspanyol şeyle karşı. Bir çalmaya başladı. Ben zaten arkasında 4 kişi var, beraber çaldılar. Yani bir gün sana o şeyi, plak var, ben de bulayım onu getireyim ve onunla dinleteceğim. Bizim bu yeni çıkan nesil gitarcılara çok yardımcı olur bu şey olarak. Başladı çalmaya, tabii ki ben görünce kendimden gittim. Topladı toplayacağını, biz de bir şeyler verdik yine, helal olsun. Bir güzel yemek getirdim yani, alıştı bu. Bir daha gelir, bir daha gelir, artık sormaz da. Gelir, çalar gider. Ve bir gün restoranta ben bir karaoke sistemi konmuştum. Kansızların karaoke'den haberleri yok. Haberler olmadığı için yeni bir sistem. Söyle, ben de birkaç tane söyleyeyim dedim. Bir şarkı söyledim. O zaman benim sesim de bu çocuğun hoşuna gitti. Dedi ki Mehmet dedi, niye bir şey yapmıyoruz dedi falan filan. Sen benim çaldığımı sildirme, biz şey demeyin. Dedi bana elektrik gitar dedi bana, bir haftada öğrenirim. Dedim kendi kendime dalga geçer adam ya. İnanmayın ya, vermişim. Başladık. Hotel California Eagles. Bir solo çıktı çocuk. Dedim olamaz ya, bu kopya olur ama böyle olamaz. Ve başladım bununla bir şeye, adventure. Ora gideriz, bura gideriz falan filan. Ama çocuğun bir tık şeyi vardı, aksi tarafı. İyi dinleyiniz. Bir aksi tarafı vardı. Eroin ve bütün performansını yavaş yavaş kaybetmeye başladı. Derslere gelmemeye başladı. Aldığımız kontratları işletmeye başladı. O zaman dedim ki işte bu gelecek neslin müziğine söylüyorum. Eroin için zaman güzel. Çıkar enirsin dağlara. Bilmem onun içersin dağlara. Ama ondan sonra Erdatçığım bilin oğlum. Sen benim gördüğüme, yani bize şey olsun, yaparsanız bir şeyi içinizde varsa o ruh hiçbir zaman ne eroine ne haşişe ihtiyacın yoktu kardeşim. Bu hep gönülden ve kalpten çıkan bir şey. Tamam. Yani öyle nasihat veririm sana. Kendimi sanki 101 yaşında oldum. Ben müziğe başladığım zaman hiç yalanım yok. Beatles.
tanıyıp Beatles'la başladık. Tamam mı? Ondan sonra örnek aldığım çok şeyler var. Bak, Rolling Stones kolay. Beatles, Rolling Stones. Ama örnek aldığım çok. Ama kim söyleyecek? Adam bugün Tom Jones'sa Tom Jones'tur. Anlıyorsun? Mehmet Tom Jones olmaz, Tom Jones'la Mehmet olmaz. Bir şeyler söylemeye çalıştık. Yani çok var. Elvis Presley çok severim. Elvis'te olan sesi biz kendi şeyimize geçiyoruz. Yani bunlar bize çok şey oldu. Benim müzik şeyimde Elvis, Tom Jones ve Türk sanatçısı olarak Nur içinde yatsın Cem Karaca, Barış Manço. İki tane. Gerisini tanımıyorum. 15 yaşından beri müzik yaparım. Bugün 63 yaşındayım. Tamam mı? Kaç eder oğlum? Cihazat yok. Bunca sene ezbere bildiğim bir tek şarkı yoktur. Çünkü bu şarkıyı mı ben şey almam ciddiye? Bir ciddiye almadığım diğer şeyler gibi ha derim bugün şey derim ki alırım önünü okurum. Yanlış bir şey ama yoktur. Ha sen bana güzel bir soru sordun. Hangi şarkılar? Cevap vermeye çalışayım. Tabii beni şeyden Cem Karaca. Oy bana. Duvardaki resimden öyle bir şey. Ha iki. Barış Manço mesela Gül Pembe. Kim vardı ondan önce? En büyük şeyi Barış Manço'nun kimdi? Yardım etsene bana demişim. Sen de biliyorsun, senin de gitti aklın. Neyse, şeye geçelim şeye. Efendim, bu ikisi İngilizce olarak tabii ki dedim bir tosunu. Soul müzik, James Brown, Otis Redding, Aretha Franklin. Franklin kim vardı ya? Tom Jones ondan sonra. Elvis Presley, Engelbert Humperdinck. Procol Harum, ilerleyip Dire Straits, yani çok şeyler. Ondan sonradan geldi tabii. Şimdi diğer bölgedeki grupların var olduğunu nasıl öğrendik? Tabii ki ara sıra Lefkoşa'ya giderdik, ara sıra Mausa'ya giderdik. Sorun çok basit ama cevap vereyim. Efendim öğrendik ve tabii ki müzikçinin iş eder, takip eder. Onda olmayan ondan kapar, onda olmayanı ona verir. Biliyorsun bu şeydir, ben müzikçiyim, benden daha iyisi yok diyen müzikçi değildir. Ve müzikli de olamaz. Her insan, yani hayatta her gün öğrenirsin. Ben bunu bilirim. Gelirdik mesela Gürcüler, olsun damlalar, olsun daha neler mi? Yani çoğunluğum. Mesela biz bu Mausa ve Lefkoşa'da bizim Türk müziğimiz eksikti. Diğerlerinin de İngiliz müziği eksikti. Bak, demiyor mu çalmıyorlar. Ama Limassol'da biz İngiliz üstü olduğu için kontağımız çok şeydi. Kolay. Notasının şeyini hemen elimize geçiyor. Müzik çalışırken orada biri gelip böyle değil, böyle diye bize yardım ediyorlar. Mesela Gürcelilerin bestesi olarak tamam mı? Biz beste olarak hiç düşünmedik bile. Onlar Mausa'nın gülü veya şeyin, ondan sonra Adana'nın gülü olmaya başlarlar. Biz de Adana'nın gülü olduk. Yani şimdi birbirimize şey yapmalım. Allah'tan ki bunlar vardı. Gürlülermiş, damlalarmış. Kim olsa olsun Bedevi. Unutmayalım Bedevi'yi. Strangers in the Night. Eğer dinlersen Bedevi'ciğim. Hala da söylüyorsun eminim. Tamam mı? Bunlar yani, ne olsa olsun. Madem ki kalkıyorsun, o mikrofonu eline alıyorsun da söylüyorsun. Demek ki yani diğerlerinden başka bir şeyin vardır. Onu yapmaya başardığın anda that's it baby, you got it. O zamanki bu faaliyetlerimiz tabii ki komutanlarımız ve Sayın Sancaklar tarafından şey diyordu. Bizim oraya İngiliz aileleri getirmesi falan filan muhakkak bir şey vardı ama yani Limassol da kolaydı. Limassol küçük bir yer olduğu için paranın nereye gittiğini bilmiyorum. Muhakkak ki özel şeyler için silah alma falan filan önceden söylemiştim. Efendim şimdi gayemiz neydi? Davamızı İngiliz'e daha kendimize çekiyoruz İngiliz'i. Anlatmak, derdimizi anlatmak, yardım ne ister şunu diye müziği bir koz kullanıyorduk. Yoksa tabii ki İngiliz gelirdi ama İngiliz gelirdi militerli polis çekip mi derdi? Ne olur? Buraya gelip de İngiliz'e işi açtığınız zaman oturun da müzik şey deriz, tamam mı?
John dersin böyle böyle bu eksik falan filan. John seni daha iyi dinler. Polis oldu da hani hiç bakar ne var falan yok. Geçer. Ondan hatta bazı şeyler oldu eminim. Eksik şeylerimiz olduğu zaman şimdi söyleyemem şeyden. Bunlar şey derdi, idare ederdi ilgili, tamam mı? Müziğin çok 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 faydası oldu şey. Bu savaşta. Evet. Nasıl yapıyordum? O dönemde nasıl idare ediyorduk? Okul, mücahitlik ve şey, müzik. Tabii ki 15 yaşında ben 14 yaşında şey oldum. Babamı kaybettikten sonra mücahit oldum. Okula gidiyorduk. Müzikten sonra müzik başlayınca tabii ki nöbetler müzik yaptığımız zaman müzik saatlerimiz nöbete geçiyordu. Yani fazla ben nöbet diğer aslan arkadaşlarım gibi yapmadım diyemem. Ama benim de başka bir şeyim oldu. Onlar 2 saat nöbet yaparken ben de orada 10 saat müzik yapıyordum. O mühim değil. Yani karşılıklı. Çok az nöbet tuttum. Zannedersem liseyi geçtim. Bu şey mücahitlik yüzünden, sebebinden yani sağ olsunlar. Hocalarımıza yardım etti. İşte bütün hayatımız böyle geçti. Çok çok zordu o zaman. Çok zordu ama mesuttuk. Nasıl mesuttuk biliyor musun? Bilmem acaba söyleyebilirim. Ben kaç sene oldu? İşte son bir 35 sene Kıbrıs'a gidip geliyorum. Bu son senelerde tabii ki yazda geliyorum. Deniz, aileyi görüyorum, gidiyorum ama şimdi emekli olduğum için daha sık sık geliyorum. Ve öyle şeyler gördüm ki demek benim hayalimdeki Limassol yanlış olan benim. Ben hala da Limassol'da Kubbeli Çeşme'nin yanında dolaşıyorum. Bak hepsini söyleyeyim ben burada birçokları birçok bazı diyeyim ben Limassol'un açısını söylüyorum ve iyi dinleyiniz kadarcıklar. Bazıları tamam mı maalesef üç kuruş gördü gözleri, Allah versin, yüz daha versin. Ama insanlığa kim olduğunu unutmadım. Unuttuğun zaman demek ki sen milyarder olsan bir kuruş etmek. Senin arkadaşlığını, geçmişi unutursan, nasıl demiş bir hikaye vardır. Adam oldum da insan olmadın. Hatırlıyor musun? Bir kere ayet etmiyorum da. Veya başar. Onun gibi. Çoğu. Ha bak arkadaşlar vardır. Canım şey etsin. Ben çok arkadaş delisiyim. Ama bir daha söyleyeyim. Bunu isterim böyle demişim aslında kare içine. Ben Kıbrıs'ı ölene kadar seveceğim. Bir. Babam şehit oldu. İki. Tabii benim babam mı? Hayır. Birçok şehitlerimiz oldu. Ben bir şey mi bekliyorum? Hayır. Benim bazı kişilere bakarak söylüyorum. Kim olduğunuzu unutmayınız, tamam mı? Bir zirveye, bir şeye, mevkiye gelmişseniz bile en büyük mevkiye yanında kaybeden ve yeni gelen nesle yardım ediniz. Hep yum yum değil, hep yum yum değil, anladın mı? Yani biraz da sağa bak da, sola bak da yardım et bu genç nesile. Söyleyeceğim o kadar. Hepsi üzerine almasın ha. Allah demesinler ben içinde yok. Bazıları diyor. Onu siz kendiniz aranızda paylaşırsınız. Başka kardeşim işte derdimi söyleyecek olsam orada bir hafta isterlerim. Bir hafta. Onun için boş ver. Bugün Kıbrıs'ta yapılan müzik muazzam. Muazzam. Öyle müzisyenlerimiz var ki milletler arasında birçok müzisyenlere kal orada der. Buna gördüm, eminim. Yani görerek söylüyorum. Öyle gitarcılar gördüm, öyle solistler gördüm, öyle bateri gördüm. Onlara vereceğim nasihat demeyeyim. Bir abi olarak siz müzik yaptığınız zaman kendiniz için yapın. Hiç kimseyi taklit etmeyin. Taklit ettiğiniz zaman ruhunuzu kaybedersiniz. Çalış. Çalış, çalış, çalış ve devam et.
Başkasını kritik etme, aman o iyiymiş, o değilmiş. Tamam mı? Çalış. Ama yemin ederim öyle gitarcılar gördüm, öyle davulcular gördüm, Avrupa'da yoktur. Burada bir misal vereceğim. Çoğu tanıyordur. Kedi Mehmet diye bir çocuk vardır. Girne'de. Kardeşim, bu çocuk yani şanssız. Bazı şeylerden biraz demiş etmiyor. Deli demeyeyim de öyle bir şey yoktur. Hareketleri şey değil. Ve bu kendisine gitar çalıyordur. Derişim, bir gün şey olur da dinlersin bu çocuğu. Sanatkarın sanatkarıdır. Ama adamı deli diye orada şey diyor, burada şey diyor. Ya ne olsun? Bizde ayağın kırılmayacak, deli olmayacaksın. Bizde paran olacak da yes baby. Verirsen abi yedireceksin ha. Her gün yedireceksin. Asıl onlara geldiği zaman bazıları. Bak. İyi bakın, bazıları. Hepsi değil. Tamam mı? Bazıları diyor ki hep yum yum. Ondan sonra bum bum. Burada kalalım çünkü daha bir açırsan biraz sonra çok şeyler bulacağım ve yani ben bu imajı kırmak istemiyorum. Ve yine sizleri seviyorum. Bir de isterim son bir şey derim çünkü belediyeye bir şeyim vardı benim. Anlayayım sen neden. Bir şey etmeyi politika değil. Söyleyeyim sana nasıl şey. Lazım bir sana şey. Bak. Benim kaldığım yerde benim sokağımın ismi Kömürcü Mehmet'tir. O sokakta, ne belirtelim, o sokakta bir tek ben kalırım. Ve rica ettim şeye, belediyeye, benim babam şehittir. Hala da ismi yoktur. Dedim ya, o sokakta ben kalırım. Kömürcü Mehmet'i alın onu. Kimdir? Şehir belediye çalışan bir adamın dedesiymiş. Neyse, koyun yine başka yere. Koyun babamı şehit Cavit Sadık. Ben bunca sene babası bir göreyim. İki ay var hala daha şey bekliyor. Dedim, bu gibi şeyler vereyim, öldürür beni ya. Onun için Kıbrıs'tan kaçmak isterim. Ya kalma diyor, saygı yoktur, şey yoktur. Sen yani bir mevki aldın, onun için derim ya, unutmayın kim olduğunuzu. Bir mevki aldın, senin şeyin etkisi maaşı yapacaksın ya. Sonuçta ben senden bir şey istemem, ben babamın hakkını isterim. Evet, şimdi belki de başlangıçta söylemedim. Kareler, efendim şeyden başlıyorum, Adanza'ya kadar bildiğim kadarı. İlk demiştim ki, Mustafa Akıncı, ritim gitar. Bunlar kuranlar. Efendim, Hüseyin Cenker, doktorumuz, bateri. Şener Asım, bugün Kanada'dır, görürse hello. Ritim, uzun boylu yakışıklı bir çocuktu. Bir de Fikret hocamız, org. Tabii ki, müzik öğretmeni olduğu için o aranjmanları yapıyordu. Şimdi, Mustafa Akın'la Hüseyin Cenker, Türkiye gittikleri zaman bunların yerine Taner Yalçın, tamam mı? Bateriye de bizim Japon geldi, Güner Japon. Taner Yalçın o zaman bas çalardı, bas gitar. Ondan sonra bas gitarın yerine Aydın Adamoğlu geldi. Bası Aydın Adamoğlu'ydu. Taner gitar çalmaya çaldı. Ama özür dilerim. Unuttuğum iki kişi var ki bu insanları her zaman unutuyorum ve sorry. Biri Sait Köprülü, Fikret Hoca'nın yerine Allah sanki de animals ya. O kadar güzel çalardı. Diğeri de Aysun Ersin. Bu çocuk da şeyde kuyumcudur, Girne'de. Bütün teknik, bütün kaplı kurmak şey diye o çocuk öyle bir güzel yapardı, öyle bir akıllıydı. Biz gittiğimizde sadece mikrofon ve gitar falan. Bu çocuğu unutmamak lazım. Biz hep öndekileri söylüyoruz yani önce. Bunlar olmasa belki de bu şekilde ilerlemezdi. Evet, teknikten bahsediyordum. Aysun Ersin, selam ederim. O çocuğun karelere çok çok emeği geçti. Kral gibi çocuktur. Hello Aysun, see you very soon. Bu konuda bana bu programda yer verdiğiniz için çok teşekkür ederim Derviş Bey.
Sayenizde zannedersem gelecek nesle büyük bir hazine kalacaktır. Ve bu hazinenin anahtarını da siz tutuyorsunuz. Bravo, bravo, bravo. Bay bay. Ekor Un Ürünleri Limited Şirketi sponsorluğuyla sunuldu.